arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle erkek bebeklerimiz için çok güzel bir süveter çalışması yapacağız Süveter çalışmamızda burgularımızı ve trabzanlarımızı kullandık tasarımı bana ait umarım beğenirsiniz şu şekilde alttan örmeye başlıyoruz. Kaç yaş grubu için örecekseniz zincirlerimizi artırarak örelim. Aralarda ben 8 trabzan kullandım. Daha az ya da daha çok trabzan kullanabilirsiniz ama biraz fazlası çok da açılabilir. 8 trabzan ve 6 ilmek üzerine burgumu kurdum. Çoğaltacağınız zaman bu sayıları da üzerine ekleyerek birkaç trabzan daha büyütebilirsiniz öreceğimiz yaş grubuna göre. Evet, yeteri kadar ördükten sonra kol kesim yerimize geldik. Kollarımızı ayırarak önce arkamızı, daha sonra ise önümüzü ördüm. Belli bir yere kadar ördükten sonra yaka derinliğini çok fazla istemediğim için yukarıdan yakamızı ayırdım. Daha derin isteyen arkadaşlarım daha öncesinde de ayırabilirler. Evet. Şöyle yeterli omuz yüksekliğine geldikten sonra da kol lastiklerimizi ve etek kısmının bel lastiğini çalıştık ve e, tamamen bitirmiş olduk şu şekilde süveterimizin arkasını da bakacak olursak bakınız çok hoş durmakta şöyle görelim bir yaş ve biraz büyükler giyebilir bir yaş üzeri bir buçuk iki kiloya göre değişebilir hemen ölçülerimizi alalım daha net bilgimizde vermiş oluruz bir buçuk ip kullandım 35 santim bir uçtan bir uca omuzdan 30 santim omuz genişliği kol altı genişliği de yine 28 büküldüğü için bakınız 28 santim kol genişliğimiz Evet şöyle arkamıza da bakalım. Arkasındaki kol oyuntularını da görmekteyiz. Ee, eşit miktarda 4 tane burgumuz arka tarafta var. 3 burguyla önümüzde çalıştık. Birer burgu da kol altlarına yerleştirdik. Ee, 1,5 buçuk ip kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, biraz kullandım bunda. Bütün hatırlatmalarımızı yaptım. Hemen örmeye başlayalım. Ama öncesinde kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz, beğenilerinizle, yorumlarınızla bizleri e, sevindirirseniz mutlu oluruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Süveterimizi tamamen öreceğimiz için hem ön hem arka 126 zincir çekerek başlıyorum. Tığ numarası olarak ise 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. İpimiz Nakon'un lüks minnoş Baby'si. Şöyle görelim. 135 polyamid ve 165 primium akrilikten oluşan bir ip. 10.084 renk numarasına sahip. 100 gram ve 340 metre e, ip. İpimiz yani birazcık inceye yakın bir ip. Yani 200-250 metre civarındaki tok iplerden değil. Tabi elinizde onlar varsa onlarla da başlayabilirsiniz. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. 1 diyerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birer birer saymıyorum. Yani sizlerin, sizlerde ben de kendimiz çekelim. Toplamda 126 zincir olunca görüşelim. Örmeye devam ediyorum. Zincirimi çekerek geldim. Şöyle düzeltiyorum. Birleşme yapacağım için. Şöyle bakalım düzeltelim. Bakın zincirimizin uzunluğunu ölçü olarak verelim. İplerimizi ve elimizin ayarını da kıyaslamış olalım. Şöyle birinin üzerine tutuyorum. Tam zincirimden tutuyorum. Şöyle ilerletiyorum. ilerletiyorum. İpimi yani zincirimi şu şekilde hiç asılmadan sadece düzeltmek suretiyle tutuyorum ve 61 santim 51 santim olduğunu görüyorum bakınız yanıltıcı olmayalım. 51 ben kapalı olunca birden farklı görmüştüm. Evet şimdi birleşme işlemimizi yapalım. Birleştirdim. İpimi alıyorum. Şöyle arkadan kapatıyorum bakarsınız. 1 2-3 tane zincirimi çektim ve hemen ileriye doğru devam ediyorum. Düzelttim şöyle. Birinci zincirin üzerine ikili trabzan. Şöyle ipimizi de alttan gizleyebilirsiniz. İkinci yani her bir zincirimize bir tane trabzanımızı örelim. Tek tek saymamıza gerek yok. Tabi son olarak mutlaka kontrol edelim. Modelimiz sayı üzerine kurulacağından dolayı fazla ya da eksik olmasın. Hemen e, kesinlikle sökmeye kalkmayın. Fazlanın da eksiğinde çözümüne bakarız. Çok fazla olmadığı sürece birkaç tane için kesinlikle emeklerimizi zayi etmiyoruz. Tüm düz trabzanımızı örmekteyiz. Bakın şu şekilde bütün zincirlerimizi örerek gelelim. 126 tane zincirimin üzerine tam 126 tane trabzanımı ördüm. Trabzanımızı şu şekilde bakınız burada da aynı şekilde 126 fazla ya da eksik e, kesinlikle değil. Eğer fazlaysa bir üst sırada hemen yedirtebiliriz uygulayacağımız modelimize uygun olarak. Şimdi şöyle düzeltelim. Eğri olmasın şöyle bakınız. Güzelce düzeltelim. Birleştirme işlemini yapacağımız için e, herhangi bir şekilde bükülmesine izin vermeyelim. Şöyle düzelttikten sonra bakın şu şekilde dümdüz bakın. Şöyle de kontrol edebilirsiniz. Hemen birleşme işlemimizi yapalım. Eğer bu kontrolü yapmazsanız eğri olabilir. Yani bükülerek e, birleştirmiş olabilirsiniz. O yüzden mutlaka kontrolümüzü yapalım. Birinci... Şu şekilde zincirimin üzerine gelerek birleşme işlemini yaptım. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümü, bakınız, devam ettiriyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. Şu şekilde arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Trabzanın trabzan üzerine 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. Örgümün arkasını çevirdikten sonra, bakınız, ve başlıyorum 1 2 3 3 tane tığımın başını doladım 1 2 3 4. trabzanıma yandan giriyorum ve başlıyorum ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 4 bir ilerideki trabzanıma yine 3 defa başını doluyorum hemen yanındakine yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 defa başını doluyorum yandan giriyorum 3 ve 4 Bakınız 3 tane trabzanımızı ördüm 3 defa tığımın başını doladım 1 2 3 atladım dördüncüden başladım bu dördüncü trabzanımız 5. ve 6. burgularımızı altı trabzan üzerine örüyoruz hemen tığımın başını yeniden 3 defa doluyorum atlamış olduğum birinci trabzanıma bakınız burada 3 tane trabzanımız var birinci trabzanımın yanından giriyorum yeniden ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 ve 4 defa da tamamlıyorum 1 2 3 defa sarıyorum yanındaki şöyle görmüş olduğum yerden giriyorum 1 2 3 4 defa da alıyorum tığımın başını doluyorum 3 üç defa 3. bakınız şuradaki 3. trabzanımın yine yandan giriyorum 4 defa da ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 ve 4. Toplamda 6 tane trabzanımızı bakınız birbirinin üzerine ördüm. Önce altta kalan 3'ü ördüm. 4, 5, 6'yı sonrasında 1, 2, 3'ü ördüm. Ve devam ediyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Burgumu ördükten sonra araya 8 tane düz trabzan örüyorum. Hemen burgumun yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. İkili trabzanımı örerek 1, 2, 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanı örüyorum. Burgumuzu 6 trabzan üzerine aralara ise 8 tane düz trabzanımızı örüyorum. 2 4 6 ve 8. Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra yeniden ikinci burgumu örmek için 3 defa tığımın başını doluyorum. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. yandan giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 bakınız. Ve tekrar 3 defa başını doluyorum. Yanındakine yandan giriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 hemen üçüncü trabzanımı da bakınız birinci ikinci üçüncü trabzanımı da örüyorum tekrar üç defa tığımı başında doluyorum. atladığım ilk trabzanın yandan giriyorum ana gövdeden ve örmeye başlıyorum bir iki üç ve dört bir iki üç ikinci trabzanımızı ana gövdeden giriyorum bir iki üç ve dört 1 2 3 defa sarıyorum ve 3. bakınız örmediğim son trabzanımı da alıyorum ve sırası ile 1 2 3 ve 4 6 tane trabzanımı önce 4 5 6'yı sonra 1 2 3'ü örüyorum birbirleri üzerine burgumu bu şekilde kuruyorum ve araya hemen 8 tane trabzanımı örüyorum burgumun hemen yanından başlıyorum bu 8 trabzanımız epeyce bu şekilde devam edecek. Bunlarda hiç işlem yapmıyoruz. Burası bizim ara bölümümüzü oluşturan bölümlerimiz olacak. Vurgular arası 4, 5, 6, 7 ve 8. 2, 4, 6, 8 tane trabzanımızı ördüm. Yeniden burgumuzu çalışıyoruz. 6 trabzan üzerine ve başlıyorum 1 2 3 1 2 3 4. yandan giriyorum 3 tanesi kalıyor bakınız 1 2 3 kalıyor 4. giriyorum ikişer ikişer alıyorum 3 defa sarıyorum tekrar 1 2 3 yandan 1 2 3 ve 4 defa da alıyorum atladığım 3 tane trabzanımızı görmekteyiz. Birinci, ikinci, üçüncü sırası ile örüyorum. Önce birinciyi örüyorum. Ana gövdeden giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3. İkinciyi alıyorum. Bakınız sırasıyla ana gövdeden ikinciye giriyorum. 3 defa doladım. 3. trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Evet burgularımızı üst üste kurdum şöyle görelim şimdi aynı bu düzenimizi kurarak sıramızın sonuna kadar yani birleşme noktamıza gelene kadar işlemimizi tekrar edelim ve sıramızın şurada son kısmında 4 tane trabzanımızı öreceğimiz yerde yeniden görüşelim. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum 8 trabzan üzerinden bakınız 2 4 6 ve 8 düz ara trabzanlarımız örgümüzü yaptığımız ise 6 tane trabzandan oluşacak ve bu şekilde sıramızı devam ettireceğiz burgumuzun olduğu yer ve 8 düz trabzanımızın bulunduğu yer bu dilimizi bir uçtan diğer uca uygulayarak geldim bakınız 6 tane trabzan üzerine burgularımızı yaptık. Aralara 8 tane trabzanımızı ördük. 4 tane trabzan örerek başlamıştık. 4 tane trabzan örerek de tamamladık. Bakın 8'i ikiye bölmüştük. Yarısını başlangıçta yarısını bitirişte kullandım. Şimdi birleşme işlemimi yapıyorum. 1, 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümüzü bir ön yüzden, bir arka yüzden örelim. E, modellerimiz, burgularımız kayma yapmasın. Şimdi 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 Bakınız. Sırası ile trabzanlarımızı örüyorum. 1 2 3 ördüm. 4 ve 5 arka yönden örüyorum. Bakınız diğer tarafta da şöyle üç tane trabzanımız kaldı. Toplamda 8 trabzan sayısına ulaştık. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bakınız bir defa doluyorum. Diğer yönde yani ön yüzde üç defa dolamıştık ve buradaki burgularımızı oluşturmuştuk. Şimdi burgularımızı tığımın başını doluyorum. Şu şekilde ardından giriyorum. Bir defa doluyorum ve bir iki defa da örüyorum tığımın başında doluyorum. ikinci trabzanımın ardından giriyorum örüyorum üçüncü trabzanımı da aynı şekilde ördüm burgumuzun üst kattaki olan sırasını yine dışa kabartılı bir şekilde ördüm alttaki olanlarımız yine aynı şekilde bakınız üç tane trabzanımın ilkinden giriyorum ardından bir ardından iki ardından giriyorum 3 3 defa da ördüm ve toplamda bakınız şu şekilde 3 tanesini ördüm ee, şöyle görelim 6 trabzanımızı ardından girerek ördüm ve bir defa doladım 2 defa da çektim şimdi buradaki 8 trabzanımızı aynı şekilde örüyorum dümdüz tepesine batıyorum bu kez gördüğüm şekliyle örüyorum bir bakınız tepesine batıp iki defa da çekiyorum 8 trabzanım ördükten sonra buradaki 6 tane çapraz trabzanım örgü sıralamasına göre bakınız öndekinden başlıyorum ilk 3 örüyorum daha sonra diğer üçü örerek tamamlıyorum bir defa tığımın başını doluyorum hemen arkasından giriyorum ön yönde kabartılı olacak şekilde örmeye başlıyorum 2 ve 3 tığımın başını doluyorum diğer üçlüyü örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 aradaki 6 trabzanımı örüyorum 8 trabzananı Pardon 8 trabzanım ördüm şu şekilde dümdüz ördüm şöyle örgümün düz yönünden yapmış olduğumuz işlemimize bakalım bakınız burgularımızı e, arka yönden alarak 6 tanesini ördüm aradaki 8 trabzanımızı ördüm yeniden burgumun olduğu yere geldim ve örgümün arkasındayım arka yönündeyim bir bütün olarak örüyoruz örgümüzü tığımızın başını dolayalım bu altı burgulunun ilk üçü için ardından giriyorum 2 ve 3. Diğerlerine 1, 2 ve 3. Vurgularımı ördüm. Aradaki 8'i dümdüz örüyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim trabzanlarımızı. Arka yöndeyim. Ön yüz şöyle bakınız. Şimdi e, şurada 5 tane trabzanımızı örmüştük. Burada 3 trabzanımız kalmıştı bitişimizde hemen 3 trabzanımızı örelim. 1, 2 ve 3. Zincir çekmiş olduğum yere girerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve birleşme işlemimi yapıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra örgümün tekrar düz yönünü çeviriyorum. Ve düz yönden örmeye başlıyorum. Önce görmüş olduğum sıradaki trabzanlarımı örüyorum. 3, Zincirimle birlikte 4 trabzanımı ördüm. Hemen burgumun olduğu 6 trabzanlı yere geldim. 1, 2, 3 defa tığımın başını doluyorum. 3'er 3'er ayırıyorum. Bakınız 1. 2. 3. sayıyorum. 4. trabzandan başlayarak son 3'ü örüyorum. Hemen yandan şu şekilde giriyorum. 4. trabzana bakın 3'ünü atladım. 4'e yeniden giriyorum. 2'şer 2'şer çekiyorum. Tekrar 1 2 3 yandan giriyorum. 1 2 3 üçüncüyü örüyorum. 1 2 3 tane tığımın başını doluyorum. Altta kalan 3 tane trabzanımın ilkinden başlıyorum. 1 2 3 4 tekrar 1 2 3 doluyorum. Yandan giriyorum. 1 2 3 doluyorum. 3. girerek örüyorum. Evet bu şekilde 6 tane trabzanımın altısını da ördüm. Önce 4 5 6'yı sonra 1 2 3'ü bir ve üzerine yerleştirdim. Alt sırada yapmış olduğumuz işlemimizi yani ilk kurduğumuz şekliyle örüyoruz. Aradaki 8 trabzanımı örüyorum. Daha sonra yeniden buradaki gibi burgu işlemimizi yapıyoruz ve belli bir yüksekliğe gelene kadar kol ayrımına kadar bu şekilde dümdüz örüyoruz. Ön yönde 3 defa başını doluyoruz ve uzatmalarımızı yapıyoruz. Arkada ise bir defa dolayarak ardından girip burgularımızı örüyoruz. Aradaki 8 trabzanımızı ise aynı şekilde devam ettirerek ilerletiyoruz. Biraz büyütelim sonrasında görüşelim. Süveterimizi örmeye devam ediyorum. Bakınız tam şu bölgeden e, ayırarak ilerliyoruz. Ön yüzden uzun 3 defa aldığımız ilmekleri arka yönden ise bir defa başını doladığımız ve ikili trabzan şekliyle ördüğümüz bölümlerimizi örüyoruz. Ve ben bu şekilde örerek biraz büyülttüm. Daha örmemiz gerekmekte. Aynı şekilde kol altına kadar ilerleyelim. Süeterimi yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Bir ön yüzden bir arka yüzden ördüm. Başını 3 defa doladıklarımızı ön yüzden bir defa doladığımızı arka yüzden örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane burgumuzu yaptıktan sonra şimdi bakınız işaretlerimi taktım. Kırmızı ayracından yani 4 trabzandan şöyle örerek ilerliyorum. Bakınız şu şekilde diğer bir kırmızıdan bir kırmızıya kadar arkamızı başlatıyoruz ve örgümüzün ön yüzündeyiz sadece arkamızı örerek ilerliyorum ilmeğimi kaydırarak geçirdim birer birer kaydırdım dilerseniz koparıp direkt üzerine de batabilirsiniz 3 zincirimi çektim trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz 1, 2, 3 burgumuzun 3 tane trabzanı ördüm tekrar 1, 2, 3 defa başını doluyorum hemen sırası ile örmeye başlıyorum 1, 2, 3 1, 2, 3 Şu şekilde bakınız. Üçer üçer ördüm. Araya yine 8 trabzanımı örüyorum. Şuradaki kolumuzu ayarlayıp sadece arkayı işaretimize kadar aynı şekilde bir ön yüzden bir arka yüzden örelim. Yeterli omuz yüksekliği olana kadar devam edelim. Şu kısmı artık geçmiyoruz. Bakın sadece buradan Buraya örüyoruz ve sonrasında dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi ben buraya kadar öreyim. Birlikte dönüşümüzü yapalım. Evet işaretimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. 1, 2, 1, 2, 3 çeviriyorum. Trabzanlarımızı örüp sadece arkamızı bu yönden örmeye devam ettiriyorum. Tığımın başını doluyorum. Her zaman olduğu gibi trabzanlarımı ardından girerek dışa doğru kabartıyorum. Evet ve devam edelim düz örgülerimize. Şöyle alayım ipimi. Şöyle görelim bakınız. Şöyle burgumuzu devam ettirdim. Ve e, yeterli ölçü olana kadar omuz kısmımıza doğru kol altından yukarıya doğru örmeye devam edelim. Süveterimizin arkasını örerek tamamladım. Bakınız ayrım yerimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burgumuzu ördük. 7. burgumuzu da kapadıktan sonra e, arkamız tamamlanmış oldu önümüz için şu şekilde ayrımı yapabiliriz. Bakınız şurada şu kadar bir kol altı boşluğu bırakabiliriz. Daha az bırakmak isterseniz şu kadar yarısında da alabilirsiniz. Başında da ama bu şekilde bırakmamız daha güzel olacaktır. Hemen burgumuzun yanına kadar. Burgumuzda bakınız 6 tane trabzanımız var. 7 8 ve 9 bakınız. 9 tane trabzan da gayet ideal bir ölçü. Hemen birinci trabzandan, burgumuzdan sonraki ilk trabzandan başlayalım. Ve bakınız modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın bir defa başını doladığımız yeri yaptığımız için bu yönden başlamamız gerekmekte. Diğer kolumuzun altında da aynı burgumuzu kol altına bırakalım. Burgumun diğer sonuna kadar dümdüz örelim. Evet kol altımızı bu şekilde ayırdıktan sonra önümüzden örmeye devam edelim önümüzü bir tane düz bir burgu ikinci düz ikinci burgu üç dört tane düz 1 iki üç tane burgu şeklinde örüyoruz dört düz üç burgumuz kol kenarındaki şu kısımlar bakınız kol altımızdaki boşluğa kalacaklar. Evet zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum hemen. İlk trabzanımın olduğu yerden başlıyorum 8 Sekiz trabzanımı 8'inde buraya tamamlıyorum 3 zincirimi çektim ipimi arkaya alıyorum ve birer birer örüyorum modelimizi aynı şekilde kuruyoruz herhangi bir farklılık yapmıyoruz kurma işlemi aynı bir burgumuzu ördükten sonra yani biraz yükseğe ulaştıktan sonra önümüzün açılımını yapalım Sağ ve sol olarak örmeye başlayalım. Alıyorum. 1 2 3 Burgumu kurdum. Hemen aradaki trabzanımla devam ediyorum. Düz trabzanımızı örmeye başlamıştık. Burgumuzun olduğu yerden itibaren ve sıramızın sonuna kadar geldim. En son düz trabzanlarımın olduğu yeri ördüm. Şuradaki bakınız burgumuzun olduğu yerde hemen kaldık. Burguya geçmiyoruz. Burgumuz ve ara trabzanlarımız kolumuzun altı için kalıyor. Hemen 1, 2, ve 3 zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Önümüzü bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Diğer e, burgumuzun olduğu yerler kol altımıza kalmakta. Şimdi e, biraz modelimizi dönüşümüzü yaptıktan sonra ilerletelim. İşlemlerimizde herhangi bir farklılık yok. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir defa örüyorum başını doluyorum. Evet, biraz büyütelim. Evet modelimizi kollarımızı ayırdıktan sonra örmeye devam edin. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırasında tam burgumuzun ortasındayım. Şöyle bakalım. Tam burgunun ortasında artık 3 tanesini ördüm. Diğerini örmedim. Bakınız alttakini. Hemen geri dönüşümü yapıyorum. Ve e, omuzlarımızı birer birer örmeye başlıyorum. Hemen bitiş yönünden zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Dönüyorum. Şöyle girelim bu kez burası yine kabartılı bir şekilde devam etsin yandan giriyorum artık uzun uzun şuradaki gibi burgularımızı yapmıyoruz. Burgusuz bir şekilde devam ettiriyorum. Tamam başını doluyorum. Aradaki 8 trabzanımı örüyorum. örerek geldim. Hemen burgumun tam olarak devam edeceği omuz kısmındayım. Bakın omuzumuza doğru ilerleyecek. Buradaki burgumuzu örüyorum. 1-2-3 hemen giriyorum yandan 1-2-3 yandan 1-2-3 tığımın başını 3 defa doluyorum. Hemen burgumun Diğer bölümünü de örmeye başlıyorum. Kenardaki düz trabzanlarım örmek için devam ediyorum. Ve bu şekilde bakınız. Buradaki 3 burgumuz yine kabartılı bir şekilde düz olarak trabzanlarımız burgumuz tamamen aynı şekliyle örüyoruz. Biraz büyütelim. Sweaterimizin yakasını tam ortadan ayırmıştık. Bu tarafa doğru ördüm. 1 2 3 4 5 6 sıra dümdüz ördükten sonra şurası e, kabartılı olduğu için içe doğru eğiltti. Yine diğer tarafta kabartılı bir şekilde devam ettireceğiz. 6 sıramızı ördükten sonra 5 tane ilmeğimizi kestim bakınız. 1 2 3 4 5 ve 1 2 3 4 sıra daha örerek e, omuz kısmını yükselttim. Şimdi karşı taraftan örmeye başlayalım. Bakınız karşı tarafımızı da ördükten sonra yine aynı şekliyle öreceğiz. Sizler daha büyük ölçüde başlamışsanız ölçünüze göre ayarlamaları yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakınız. Evet 6 sıramızı ördük. Şimdi şu kısımdan hemen ilmeklerimizi alarak örmeye başlayalım. Şöyle uzun örmüşüz. Arkadan öreceğiz bu tarafı. Şuradan başlamamız gerek. Bir tane zincirimi çektim. Sabitledim. 3 tane ilmeğimizin olduğu kısım bakınız ördüm diğer 3 kaldı hemen şu şekilde ardından giriyorum şöyle bakalım önden birinci ilmeğimizi şöyle ayarlayalım Evet şuradan giriyorum ilk ilmeğim bakın 3 ilmeğimin ilkine girdim düğüm attıktan sonra 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen diğerinin ve üçüncüyü de aynı şekilde örüyorum. 3 tane ilmeğimi ördüm. Tepeden batarak diğer ilmeklerimi başlatıyorum. Burguma geldim. Burgumu her zamanki ördüğümüz şekliyle örüyorum. Farklı yerde artma eksilme yapmıyoruz. Biraz önceki vermiş olduğumuz sayılar üzerine devam edelim. En son ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve diğer ölçüye birebir denk gelene kadar örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 sıramı ördüm. Karşıda da 6 sıra örmüştüm. 5 sıramızı kesmiştim bakınız. Buradan şimdi geriye dönüş yaparak kesiyoruz. Bu yönden 6 sırayı örmüştüm. 7. sırayı örerken dönüş yapmadan 5 tane trabzanıma gelirken hemen geri dönmüştüm. Burada ise 6'yı mecburen tamamladım ve ilmeğimi kaydırma yöntemiyle 5 tane ilmeğimi burada bırakıyorum. Hemen tepesine batıyorum. Sadece ilmeğimi alıyorum. 1. Bakınız 2 ve 3'ün üzerindeyim. 4. trabzanımın üzerindeyim. 5. trabzanımın üzerindeyim altıncı trabzanımın üzerine geliyorum 5 tanesini örmeden bıraktım altıncıya zincirimi 3 tane çekerek başlıyorum ve devam ediyorum dümdüz örüyorum modelimizin burgumuzun hemen arkasından alıyorum Şöyle bakalım. 1 2 3 ve 4 sıramızı ördükten sonra kesip bitiriyoruz. Öndeki yaka oyuntumuzu da bu şekilde çalıştım. 4 sıramı tamamladıktan sonra bir zincirimi çektim. İpimi şöyle biraz uzun bırakarak kesiyorum. Çünkü e, omuz kısımlarımızı dikelim. Artık kol kenarlarımızın lastiğini, bel bölgesinin lastiğini ve önümüzün lastik çalışmasını yapalım. Hemen dikme işlemimize başlayalım. Dikişlerimi dıştan bakınız ön yüzden dikerek tamamlamak üzereyim. Nasıl güzel dikiyorsanız en güzel şekliyle dikişlerimizi yapalım. Diğer omuzumuzu da aynı şekilde dikelim. Şöyle görelim bakınız omuzumuzu dikerek tamamladım. Diğer tarafı da dikiyoruz ve kenarlarını dolanmaya başlayalım. Süveterimin her iki omuzunu diktikten sonra alt kısmından lastik çalışmamızı örmeye başlayalım. Şöyle yandan giriyorum. Bir sıra düz trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Birebir bütün trabzanlarımın üzerine batarak çalışmamı başlatıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. başlangıç yerimize kadar birebir örerek gelelim. Bir sıra trabzanımıza bütün çevreyi dolaşarak geldim. Şimdi lastik örgümüzü başlatıyoruz. 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve yanındaki ilk trabzandan lastik örgümü başlıyorum. Yandan ve ardından girerek örüyorum. Ardından Evet bu şekilde örmeye devam edelim. Lastik örgümüzü örerek geldim ve sıramın başındayım. Bakınız hareket katması için bir sırada kırmızı ile arada geçmek istiyorum. Sonrasında yeniden iki sıra daha kırmızımın üzerine lastiğimi yapıp tamamlayacağım. 1, 2, 3. Şöyle sıkıştırıyorum. Daha sonra düğümümüzü atıp içe çekebiliriz. Evet gördüğümüz şekliyle örmeye başlayalım. Hemen yandan hiçbir değişiklik yok. Sadece rengimizi değiştirdik hareket katması için. Kırmızımızı tamamladıktan sonra iki sıra daha mavi rengimizi örelim. Ve etek kısmımızın lastiği tamamlanmış olsun. Gördüğümüz şekliyle devam ediyoruz. Kabartılıları kabartılı bir şekilde içteklerini yine içten alarak tamamlayalım. Tüvetlerimizin bel lastiğini örerek tamamladım. Bakınız gayet güzel oldu. Kolumuzun bir tanesini örerek tamamladım. Şimdi diğer kolumuzu da birlikte çalışalım ve sonra doğru yaklaşalım. Kolumuzun diğerinde bir sıra mavimi, bir sıra kırmızımı, bir sıra tekrar mavimi ördüm. Kol altından ilmeklerimizi almaya başlayalım. bir tane zincirimi çekiyorum hemen ilmeklerimizi toparlamak için kol altına geliyorum 1 2 3 Giriyorum. Burası düz olduğu için her bir trabzanımın arasına birer tane batıyorum. Şu şekilde bakınız. Ve ilerliyorum. Yana geldim. Yandan başlangıçta bir tane aldım hemen yanındakine yine bir tane battım diğer trabzanımı iki defa ördüm bakınız birer birer ve iki tekrar iki örüyorum yeniden iki örüyorum dört defa iki alalım yandan çıkarken beşinciyi bir trabzan olarak alalım çok fazla yoğunluk yapmayalım bakınız bir iki üç dört çifter çifter aldım beşinciyi bir trabzan olarak ördüm ve yeniden dört tane trabzanımı ardı ardına ikişer ikişer örmeye başlıyorum Evet bakalım 1 2 3 4. Burada da 1 2 3 4 örmüştüm. 5.'yi tek olarak örmüştüm. 5.'yi tek olarak örüyorum. Ve bu şekilde konumumuzu tamamlayalım. 4 tane çift alalım, 5.'yi tek. Başlangıç çevremize kadar örerek geldim ve birleştirdim. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Hemen bir sırada toparladıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3. Hemen mavi ipimizi sıkıştıralım. Tığımın başını doluyorum. Lastik örgümü örmeye başlıyorum. Bir yandan ve ardından yandan ardından yandan ardından başlatıyorum ve sıramın sonuna kadar yandan ve ardından alıp lastik örgümü tamamlıyorum üzerine bir sırada mavimi örerek kolumuzu tamamlıyoruz terimizde sona doğru geldim her iki kolumuzu yaptım Bel kısmını örmüştüm. Diğer kolu bakınız her ikisi de tamamlandı. Şimdi ön kısmın düğme dikeceğim yeri tamamladım. Diğer kısmı da ilik açacağımız yeri de birlikte çalışalım. En son da şuradaki yakamızı beraber örelim. Kırmızıyla başlamak istiyorum. Diğerinde de aynı şekilde kırmızıyla başlamıştım. Bir tane zincirimi çekiyorum, sıkıştırıyorum ve hemen alt kısımdan başlıyorum. Kaç tane düğmeli çalışacaksanız ona göre e, ileğimizin yerini ayarlamanız gerekmekte. Ben bir tane düğmeyle çalışmak istiyorum. Şu şekilde yukarıya doğru bir tane düğme dikmem yeterli olacak. E, daha derin yaparsanız iki ya da daha fazla düğmeyle de çalışabilirsiniz. Şimdi aşağıdan örmeye başlayalım şuradan giriyorum 1 2 3 ve devam ediyorum trabzanlarımı örmeye ikili trabzan şekliyle örüyorum en aşağıdan başladım en kenardaki trabzanımızı alıyorum ikişer ikişer yukarıya doğru çıkıyorum tane yapıyorum burada. 1 2 burada 3 yapacağım için orayı dengeledim. En son bakınız ilmeğimin başlangıç yerine gelerek zincir içerisine kendimizi sabitleyelim. İlmeğimiz kaymasın. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Mavi ipimi tekrar alıyorum üst sırasını örmek için yeniden alttan başlıyorum. Şuradan bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Yandan giriyorum. Lastik örgün başlatıyorum. Bir yandan sıradakine ardından İliğimizi açacağımız yere kadar birer birer örelim. Ve iliğimizi şurada açalım artık. Şöyle bir tane daha örelim. Bir iki tane zincirimi çekiyorum iliğim için. Bir iki atlıyorum. Son ikiye batıyorum. Son iki dışarı doğru yapayım. Kabartayım. Ve en son batıyorum. Tepe noktasına trabzanımı Şöyle bir zincirimi çekiyorum. İliğimiz olduğu için bir sıra sık iğnemiz örelim. Trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaptım. İki zincir çekmiştim. Bir ve iki tane sık iğne örüyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Birer birer sık iğne ile. En sonunda battık. Evet, bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İlk yerimizi de bu şekilde hazırladık. Şu şekilde üzerine gelecek. Şurada bakınız. 3 tane ipimiz var. Bu ipleri şöyle üst üste koyarak iç kısma doğru çekelim. Şöyle bakınız. İç kısma çekip arkasından sıkıştıralım. Giriyorum, mavi alıyorum kırmızıyı alıyorum diğer maviyi de alıyorum hepsini aldım ilk mavime bakınız şu şekilde ön tarafı da kontrol ederek düzenleyelim ve bir tane düğüm atalım bir nevi burayı üst kısma dikiyoruz bakınız diğer mavimiz çıkmış hemen onu içeriye doğru çekiyorum kırmızımı alıyorum bakınız diğeri altta kalacak şunun üzerinden yine geçirelim şöyle buraya dikiş atar gibi bir tane zincir çekerek düğümü atıyorum ve bakınız ileğimin olduğu yer üst kısmı geliyor diğer mavi ipimi alıyorum içeriye eğer bu zor olursa birkaç tane dikiş atabilirsiniz. Bunu da şu tarafa çekiyorum. Şöyle yukarıdan da alıyorum. Sabitliyorum bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle sıkıştırıyorum. Evet. Şöyle görelim. Bakınız gayet güzel oldu. Şuradaki fazla kalan ipimizi de çekelim. Şimdi bir tane düğmemiz diktikten sonra süveterimizin ön kısmı tamam oldu. Şimdi yaka kısmımızı çalışmaya başlayalım. Yaka kısmımız için yine kırmızımızla başlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Hemen şuradan ön kısımdan başlıyorum kenar düğmemizi dikeceğimiz yerin hemen yanından kırmızıyı batmış olduğum yerin hemen dibinden giriyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum birebir bütün trabzanlarımızın üzerine batarak ilerliyorum bakınız 5 tane trabzanımı ördüm yan dönüyorum Trabzanıma iki defa giriyorum. Her trabzanımıza iki defa girelim. Bakınız, bir anda iki defa devam ettim. Devam ediyorum. Bir, iki. Boğaz kısmı olduğu için sıkıştırmayalım boğazımızı. İki. Tüm düz trabzanımı örmekteyim. arkaya geçtim yine birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum yakamızın arkasındayız Burgumuzdan devam ediyorum şuradan başlamıştık dolaşarak yine hemen kırmızımızın yanına kadar örerek gelelim en son trabzanımızın yanına kadar geldik kırmızımızın ve bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyorum. Mavi ipimi alıyorum ve lastik örgümüzü yakadan da bu şekilde başlatmış oluyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer başa yeniden geçiyorum. Başlamış olduğum yere hemen zincirimin üzerine batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yandan girerek lastik örgümüzü başlatıyoruz altta zeminimizi hazırladık üstte lastiğimizi kuruyoruz yandan ve ardından örerek sıramızı tamamlayalım sıramızı dolaşarak geldim en son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ipimi buradan kesiyorum kenardaki iplerimizi içe alarak gizleyelim ve bir tane düğmemizi dikelim e, süveterimiz bu şekilde tamamlanmış olsun Düğmemi diktikten sonra süiterim kullanılmaya hazır hale geldi ve böylece bir çalışmamızı daha birlikte tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.